Deniz ve göllerdeki yüzey suları rüzgarın etkisiyle hareketlenir. Denize açılan vadi ya da tektonik oluklar, mesela Ege kıyılarını düşünebilirsiniz. O grabenlerin ağız kısımlarını. Deniz ne yapmıştır? Bu vadilerin ya da grabenlerin ağız kısımlarını işgal ederek de yavaş yavaş hem kıyı okunu geriletir hem o tuzlu bataklık marşın içerisindeki... Sevgili dostlar, geldik kıyı topografyasına. Kıyı bölgeleri yer şekilleri oluşum ve gelişiminde dalga aşındırma, taşıma ve biriktirme faaliyetlerinin etkisiyle oluşmaktadır. Bunun dışında, yani dalgaların dışında, akıntılar da kıyıların şekillenmesinde etkili olmaktadır. Arkadaşlar, su kütlelerinin kara ile birleştiği, genellikle deniz ve okyanusları sınırlandıran bölgelere biz kıyı adını veririz. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Kıyı bir çizgi değildir. Kıyı bir şerittir. Bakın, denizin en çekik olduğu yerle en çok ilerlediği alan arasındaki bölgeye biz kıyı şeridi adını veririz. Şimdi burada bizim arka kıyımız var, ön kıyımız bulunmakta. Şimdi ön kıyının olduğu alan, birazdan da bahsedeceğiz, çok zaman denizle kaplıdır, az zaman kara halindedir, ama arka kıyının bulunduğu alan sadece rüzgarlı ve dalgalı zamanlarda deniz işgaline uğramaktadır. Kıyı şekillerinin meydana geliş ve gelişmesinde birçok etkenin etkisi vardır. Bunların içerisinde yapı ve litoloji, yani tabakaların uzanışı ve kayacın sertlik derecesi, iç etken ve süreçler, yani orojenez gibi, eprojenez gibi olaylar, dış etken ve süreçler, işte akarsu, buz aşındırması gibi faktörler, kıyının jeomorfolojik özellikleri gibi, yani yüksek ya da alçak olması gibi çeşitli faktörler etkili olmaktadır. Bir deniz kıyısı incelenirse ayırt edilecek bir takım şekiller vardır. Bunlardan birincisi kıyı bölgesi. Arkadaşlar, falezlerin gerisinden başlayıp karanın iç kısmına kadar uzanan bölgeye biz kıyı bölgesi adını veririz. Mesela işte Akdeniz bölgesi, Karadeniz bölgesi birer kıyı bölgesidir. Falezlerin diye noktadan başlar ve geriye kara içine doğru uzanan çeşitli genişlikteki alanlardır. Kıyı şeridine geldiğimizde önünde dalga aşındırma düzlüğü, yani abrazyon platformu olan aktif kıyılarda deniz sularının en alçak oldukları zaman çekildikleri sınır ile falezlerin kayıda seviyesi arasındaki, bakın en geride şurası, en ileride şurası. Şu alan arkadaşlar bizim kıyı şeridimizi oluşturmaktadır. Kıyı şeridimiz ön kıyı ve arka kıyı diye ikiye ayrılmaktadır. Arkadaşlar, arka kıyı suların normal seviyesindeki zaman ile fırtınalı ya da dalgalı zamanlarda ulaştığı alandır. Çok zaman kara halindedir, az zaman deniz halindedir. Burada arkadaşlar çeşitli kum yığınlarına ya da birikim şekillerine rastlanılmaktadır. Falezin hemen önündeki alandır. Ön kıyıya geldiğimizde suların normal zamandaki seviyesi ile en alçak seviye arasındaki alana arkadaşlar biz ön kıyı adını vermekteyiz. Açık kıyıya geldiğimizde denizin en çekik olduğu yerden başlayıp denizlerin içerisine doğru uzanan alana, ki çeşitli genişlikte olabilir, biz açık kıyı adını veririz. Genellikle derinliği 200 metreye kadar olan alanlar açık kıyı olarak adlandırılmaktadırlar. Şimdi deniz ve göllerdeki yüzey suları rüzgarın etkisiyle hareketlenir ki oluşan bu salınım hareketine biz dalga adını vermekteyiz. Dalga oluşumundaki en önemli faktör rüzgardır. Bakın, burada dalga çatlaması olayını görüyorsunuz. Açık denizden gelen su kütlesi sığ kıyıya ulaştığında sürtünmektedir. Sürtünmeyle alt kısmının hızı azalır ve üst kısmı daha hızlı hareket ettiği için dalga çatlaması olayı gerçekleşmektedir. Dalganın büyüklüğü, etkisi ve şiddeti rüzgarın esiş şiddetine bağlıdır. Derinliğin fazla olduğu yerde dalgalar arkadaşlar daha düzenli bir şekilde yayılmaktadır. Ama kıyıya doğru yaklaştıkça kıyının derinliği azaldığı için zemine sürtünmenin etkisiyle alttaki suyu yavaşlar, ama üstteki su rüzgarın etkisiyle daha hızlı hareket ettiği için ne yapar? Kendi üzerinden aşar ve böylece dalga çatlaması olayını gerçekleştirmektedir. Deniz ve okyanuslarda suyun bulunduğu alandan başka bir alana doğru sürüklenmesini ise biz akıntı adını vermekteyiz. Akıntıların oluşumu üzerinde yoğunluk farkı, yani sıcaklık ve tuzluluktan kaynaklanan yoğunluk farkı, seviye farkı ve sürekli rüzgarlar etkili olmaktadır. Arkadaşlar, dalga ve akıntılar dik kıyılarda aşındırma, alçak kıyılarda ise biriktirme yoluyla kıyıyı şekillendirir. Bakın ne yapmış? Dik kıyının bulunduğu alanı aşındırarak bir kendisine falez oluşturmuş. Burada aşındırma, burada aşındırma, ama şurada ne yapmış? Alçak kıyılarda biriktirme yaparak bir plaj oluşturmuştur. Şimdi kıyıların gelişimine baktığımızda arkadaşlar, ilk önce yüksek kıyılardaki gelişimden bahsedeceğiz. Sonra da alçak kıyılardaki gelişimden bahsedeceğiz. Evet, bu şekiller fırından yeni çıktı. Yıldız Hoşgören hocamızın çizdiği şekilleri yeniden çizerek renklendirdik. Coğrafya ile ÖBT kitabımızda bu şekilleri arkadaşlar daha basılı halde, daha güzel bir şekilde rastlayabiliriz.
rastlayabilirsiniz. Şimdi yüksek kıyılardaki profil gelişmesine baktığımızda gerek tektonik hareketler sonucunda karanın alçalması, gerekse pozitif östatik hareketler sonucunda deniz seviyesinin yükselmesi gibi bir nedenle oluşan yüksek ve derin bir kıyı düşünelim. Burada arkadaşlar kıyı haline geçen sahanın topografik özelliklerine bağlı olarak farklı kıyı tipleri karşımıza çıkacaktır. Bu kıyıda denize açılan vadiler, bakın şurada görüyorsunuz denize açılan vadilerimiz bulunmakta. Denize açılan vadi ya da tektonik oluklar, mesela Ege kıyılarını düşünebilirsiniz. O grabenlerin ağız kısımlarını. Deniz ne yapmıştır? Bu vadilerin ya da grabenlerin ağız kısımlarını işgal ederek bol miktarda koy ve körfez oluşturmuştur. Bunlar arasında da nispeten yüksek alanlar ise burunlar halinde, yani denize doğru uzanan çıkıntılar halinde yer almaktadır. Şimdi bu durumda ne yaptı arkadaşlar? Kıyı girintili çıkıntılı bir görünüm kazandı ve önünde de irili ufaklı adalar bulunmakta. Şimdi gençlik evresinin ilk zamanlarında burunlarla adaların ön kısımları dalga aşındırmasının etkisiyle ne yapacak arkadaşlar? Aşınarak burada falezler meydana gelecek. Bakın bol miktarda hem burunların ucunda hem adaların denize bakan kısımlarında falezler meydana gelmiştir. Zamanla falezler gerileyecek ve önlerinde su seviyesinin altında abrazyon düzlükleri meydana gelecek. Bakın bu abrazyon düzlüğünün oluşması dalga çatlaması açısından önemli bir durum oluşturmaktadır. Evet, falezlerin gerilemesinde ve dalgaların karayı alttan oyması ve böylece dayanıksız kayaların hızla yıkılmaları sonucunda, yani heyelan olayları sonucunda denizin içerisinde dalganın taşıyıp kıyıya çarpacağı malzeme miktarı da artacaktır. Ha tabii ki sel ve seyran sularının getirdiği enkaz da yine kıyının aşınmasında etkili bir faktör olarak karşımıza çıkacaktır. Gençlik evresinin sonuna doğru falezlerin giderek gerilemesine bağlı olarak dalga aşındırma düzlüklerinin genişliği artık iyice artmış olacak. Böylece artık kıyı önündeki küçük adalar tamamen, bakın burada ne yapmış? Şu küçük adalar ortadan kalkmış durumda. Büyük adalar ise arkadaşlar iyice küçülmüş, yani kütle kaybı yaşamış durumdadır. Bu arada enkaz göçüne bağlı olarak da kıyıda artık ne yapmış? Bakın kıyı okları, tombololar ya da plajlar ne yaptı? Enkaz göçünü ilerleyen konularda bahsedeceğiz. Artık kıyı okları, tombololar ya da plajlar meydana gelmiş. Yine akarsuların ağzında da arkadaşlar küçük deltalar gelişmeye başlamıştır. Olgunluk evresine geldiğimiz zaman arkadaşlar kıyı çizgisi gerilemeye devam etmekte. Artık falezlerin önündeki kumsal alanları genişlemeye başlamış. Kıyı kordonları arkadaşlar düz bir uzanış göstermekte. Lagünler kıyı gerilemesi sonucunda artık iyice küçülmüş durumdalar. Artık olgunluk evresinin sonuna geldiğimizde başlangıçtaki o koylar ve körfezler ya da yarım adalar tamamen ortadan kalkmış ve yerli kayadan oluşan falezler, bakın şurada yerli kayadan oluşan falezleri görüyorsunuz. Artık yerli kayadan oluşan falezler kıyı boyunca uzanmış bir hale geçti. Akarsuların ağzında ise arkadaşlar küçük deltalar buradaki o düz uzanışı bozan bir şekil olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, ihtiyarlık evresinde artık kıyı iyice gerilemiş durumda. Falezlerin önünde dalga aşınım düzlükleri, yani abrazyon platformları gelişti. Kıyıda arkadaşlar bir birikim şekli, yani plajlar karşımıza çıktı. Artık suyun derinliği de kıyının önündeki derinlik de iyice azalmış durumda ve artık dalgalar arkadaşlar fırtınalı havalarda bile, hani bu öndeki kıyı düzlüğünün genişlemesiyle rüzgar artık fırtınalı havada bile o falezlere ulaşamıyor. Yani falezler artık ölü falez durumuna geçmiş durumdalar. Şimdi alçak kıyılardaki profil gelişimine baktığımız zaman arkadaşlar herhangi bir kıyı ovasının deniz istilasına uğraması sonucunda karşımıza çıkmaktadır. Başlangıçta kıyı çizgisi nispeten düz bir şekilde uzanmaktadır. Bakın A profilinde bu durumu görmekteyiz. Ve kıyının derinliği de arkadaşlar azdır. Yani sığ bir kıyı burada bulunmaktadır. Bundan dolayı arkadaşlar dalgalar kıyı çizgisine kadar ulaşamazlar. Bunun açığında kırılır ya da çatlarlar. Ve deniz altında da arkadaşlar küçük bir denizaltı seti yavaş yavaş gelişmeye başlamaktadır. Bu arada kıyıya ulaşan küçük dalgalar alçak bir falez meydana getirmektedir arkadaşlar. Küçük bir falez meydana getirmektedir. Ve deniz altındaki set artık yavaş yavaş yükselerek artık kıyı önünde küçük bir kıyı seti, hatta ufak bir kıyı okuna benzer bir şekil karşımıza çıkmaya başlamıştır. Buraya kadar, yani A ve B seçeneklerindeki şekillerimiz arkadaşlar gençlik evresini göstermektedir. Sonra bu set birleştiğinde artık arkadaşlar kıyının gerisinde bir
lagün meydana gelmeye başladı. Lagün dalga hareketlerinden korunduğu için arkadaşlar içerisinde akarsuların getirdiği malzemeler birikerek yavaş yavaş burada bir bataklık meydana gelmeye başladı. Fırtınalı havalarda, dalgalı havalarda dalgaların savurduğu kumlar da bu bölgeyi doldurarak buradaki bataklık gittikçe gelişmektedir. Zamanla arkadaşlar lagün iyice doldu. Artık bir ova görünümü kazandı. Marş adını verdiğimiz tuzlu bir bataklık haline geldi. Önünde de dediğim gibi bir kıyı oku, bir kıyı seti karşımıza çıktı. Sonrasındaki devrede arkadaşlar artık dalgalar buradaki şeyi bir noktadan kırdığında, kıyı okunu bir noktadan kırdığında yavaş yavaş hem kıyı okunu geriletir hem o tuzlu bataklık marşın içerisindeki enkazı buradan taşır ve son evrede kıyının önünde küçük bir kumsalın olduğu ama kıyının derinliğinin arttığı bir kıyı haline gelir. Böylece ne yaptı arkadaşlar? Alçak kıyılarda da kıyı gelişimi tamamlanmış oldu. Artık kıyının derinliği arttığı için dalga çatlaması olayı da sınırlı bir halde bulunmaktadır. Arkadaşlar Türkiye'nin biliyorsunuz üç tarafı denizlerle çevrili. Yaklaşık 8333 kilometre bir kıyı uzunluğuna sahibiz. Kıyılarımızda gerek dalga aşındırması gerek dalga biriktirmesi sonucunda oluşan şekillere yaygın olarak rastladık. İşte kıyı okları, lagünler, tombololara ya da yalı taşlarına Türkiye kıyılarında yaygın olarak rastlanılmaktadır. Gelecek dersimizde artık kıyı aşınım ve birikim şekillerine giriş yapacağız. Gelecek dersimizde görüşmek üzere diyorum.